Gen diziliminin değiştirilmesi, tasarlanmış bebekler, çocuğunuzu nasıl istersiniz, DNA'sıyla oynayalım mı gibi haberler CRISPR-Cas9 teknolojisinden sonra bilim dünyasını bir hayli meşgul etti. Bu teknoloji her ne kadar genetik konuda bir devrim sayılsa da etik açıdan birçok tartışmaya yol açtı. Bebeğinizin daha güçlü, daha güzel, daha nazik, daha her ne istiyorsanız en iyi potansiyelinde doğması heyecan verici bir haber gibi görünebilir. Ama herkesin bebeğini seçebilecek olması dünyayı nasıl bir yer yapar bilemiyoruz. Şimdi spekülasyon kısmını incelemeyi videonun sonuna bırakacağım. Önce gelin bakalım bu CRISPR-Cas9 teknolojisi neymiş? Normal gebelik 100 milyon spermden tesadüfen bir tanesinin yumurtayı döllemesi sonucunda oluşur. Yani doğacak çocuklar tesadüfen ebeveynlerin en iyi özelliklerini alabilecekken en kötü özelliklerini de alabilirler. Peki ya böyle olmasaydı? 1997 yılında yayınlanan Gattaca filminde işte tam olarak bu olasılık araştırılıyor. Geleceğin dünyasında insanların bebeklerin doğumunu şansa bırakmayıp istedikleri özellikleri katalogdan seçer gibi gelecek nesle aktardığı bir film. Filmin ismi lise derslerinizden de hatırlayacağınız gibi DNA zincirini oluşturan harflerden oluşuyor. Guanin, adenin, timin, sitozin. Dünya üstündeki tüm canlılar işte sadece bu 4 nükleotitin farklı varyasyonlarıyla gen aktarımı sağlıyorlar. Bu sayede bazı kodlar başka canlılara transfer edildiğinde de çalışabiliyor. İşte gen düzenleme konusunda en çok tartışma yaratılan konu bu. Başka canlıların üstün özelliklerini kendi ırkımıza aktarmamız mümkün. Şimdi tam bu noktayı insanlar üstünde uygulamak tabii ki yasal değil. Ama gen düzenleme dediğimiz olay maliyeti çok düşük ve uygulaması çok da zor olmayan bir teknoloji olduğu için insanlar evlerinde evcil hayvanlarına bunları uygulayabiliyorlar. Gördüğünüz gibi bunların uygulanması için öyle çok büyük laboratuvarlara, çok ciddi eğitimlere gerek yok. Hatta YouTube videoları bile yeterli oluyor. Amerika'da bu olay o kadar yaygınlaşmış durumda ki mahalle örgütleri bile toplanıp kendi aralarında bunları deneyebiliyorlar. Belki kendi çocukları üstünde bile deneyen vardır. Bence mutlaka vardır. Ama şimdilik bizim bildiğimiz tek insanlı deney Lulu ve Nana isminde doğan bu sağlıklı ikizler. 2018 yılının Kasım ayında gerçekleştiren bu deneyde HIV virüsü bir babanın genetiği değiştirilerek çocuklarına bu virüsün aktarılmaması sağlandı. Yani iki sağlıklı bebek dünyaya geldi. Bu deney The HeLab isimli YouTube kanalından duyuruldu çünkü bu olayı ulusal kanallarda anlatmak mümkün değildi. O hafta Türkçe içeriğini yayınlamıştım ama devamını anlatamadım. Deneyden sonra doktor tutuklandı ve tüm dünya insanların genetiğinin değiştirilmesinin ne gibi sonuçları olacağını ancak o an tartışmaya başladı. Aslında yıllardır bitkiler ve hayvanlar üstünde denenen bir yöntemdi. Hatta GDO'lu ürün genetiği değiştirmiş organizma dilimize o kadar yerleşti ki bir tür doğal seçilim gibi geliyordu. Zaten her risk oluşturan eylem önce bitkiler, sonra hayvanlar, daha sonra da insanlar üstünde deneniyor. Ve biz nedense hala insanlı aşamaya geçmeden olayın yaratacağı riskler üstünde düşünmüyoruz. Ve hep son dakika bu etik tartışmalar çıktığı için bir türlü önlem alınamamış oluyor. Şu CRISPR-Cas9 teknolojisinin nasıl işlediğine bir bakalım. Cas9 adlı bir enzim genomun belirli yerlerindeki iki DNA ipliğini kesebilen moleküler bir makas görevi görür. DNA'nın istenilen kısmı kesilip yapıştırılabilir. Rehber RNA sayesinde istenilen yere bağlanır. Kodlanılan kesilen bölümde DNA hasar gördüğünü düşünüp kendisini onarır. Ve sorun ortadan kalkmış olur.
Bu yöntem 2013 yılında bakteri ve virüslerin gözlemlenmesi sonucunda bulundu. Virüsler bakterilere girip yaşam alanı oluşturup oralarda çoğalmaya başladılar. Cas9 enziminin de virüsleri ortamdan ayrıştırabildiği fark edildi. Bu şekilde virüsler çok kolay bir şekilde sistemden atılabiliyordu. Rehber RNA oluşturulup bunu neden her türlü dizilime uyarlamayalım dediler ve böyle bir teknoloji ortaya çıktı. DNA diziliminin öğrenilmesi bütün dünyada büyük bir yankı uyandırmıştı. Hatırlayanlarınız mutlaka vardır. Bu canlı yaşamın kodunu öğrenmek bilgisayar yazılımındaki 1 ve 0'ları çözmek gibiydi aslında. DNA dizilimini öğrenmemiz nerede kod hatası yaptığımızı bize gösterdi. CRISPR-Cas9 teknolojisi de yazılıma ulaşıp bu kod hatasını düzeltebilmemizi sağladı. İşte bu birçok genetik hastalığı çok düşük maliyetlerle ortadan kaldırabilecek bir sistem. Lulu ve Nana'ya yapılan buydu. HIV virüsünün bebeğe geçmesi engellendi. Ve genetiğinde bu kod olmadığı için ömrü boyunca da bu hastalığa bağışıklık kazanmış oldular. Böyle anlatınca çığır açan bir teknoloji gibi gelebilir. Ama hala DNA'nın %90'dan fazlasını bilmediğimizi düşünürsek, o kesilen kodun hatalı bile olsa ne gibi sonuçlar doğuracağını kestiremiyoruz. Yani kesilip atılan o hatalı kod bambaşka bir özelliğin tamamlayıcısı olabilir. Ve milyarlarca kod içinden bizim bunu tespit etmemiz ya da ondan kaynaklandığını anlamamız mümkün olmayabilir. Ayrıca yapılan araştırmada rehber RNA da her zaman kusursuz çalışmadı. Yani istenilen kısım dışında başka kodları kestiği de görüldü. Pennsylvania Üniversitesi'nde 3 kanser hastası bireyin tedavisi için CRISPR-Cas9 teknolojisi kullanılmayı denendi. 2020 Şubat ayında. Henüz çok yeni yani. Kanserli hücrelerin üremesini büyük oranda durdursa da kusursuz bir sonuç sağlanamadı. Bir rehber RNA %93 kadar doğru bir kesim yaptı. Ancak bir diğeri sadece %14'ünü tutturabildi. Kaldı ki %85 gibi bir hata değil de %0.001'lik bir hatanın bile nasıl sonuçlar doğuracağını bilemiyoruz. O yüzden henüz kullanılmaya hazır bir teknoloji olduğunu söyleyemeyiz. Sistemin kendi içinde zaten soru işaretleri sürerken bir de kusursuz çalışır ve kötü niyetli insanlar tarafından kullanılırsa ne gibi sonuçlar doğurur gibi tartışmalar herkes tarafından konuşulur oldu. Mesela düşünsenize Kuzey Kore'yi bu genetiği değiştirilmiş sistemin devlet politikası olarak kullanıldığını. Doğan her çocuğu güçlü askerler olarak yetiştirirlerdi. Ya da daha para üstüne kurulu daha kapitalist bölgelerde işte Çin gibi, Amerika gibi, Güney Kore gibi yerlerde ebeveynler çocuklarını sporcu, müzisyen, akademisyen olarak daha doğmadan kariyerlerini seçmiş olarak yetiştirebilirlerdi. Ve bu imkanı olmayan birçok insan için de haksız bir rekabete yol açardı. Ya da Güney Kore'de eminim böyle bir anime yetiştiren bile olabilirdi. Gerçi ben bu teknolojik gelişmelere hiç distopik bakanlardan değilim. Yani aslında dünya düzenine bakarsak genetiğini değiştirmeden de yaşayış biçimlerini değiştirip yine aynı şekilde yönelimlerini sağlıyorlar. Kuzey Kore'de gerek psikolojik gerek fiziksel olarak zaten hepsi asker gibi yetişiyor. Ya da yine yönelimi olan aileler çocukları çok küçük yaştan istediği alanda eğitimler aldırarak yine haksız rekabeti sağlamış oluyorlar. Ayrıca gen seçimi konusuna gelirsek de yine aynı ebeveynlerin en iyi versiyonlarını oluşturmuş oluyorlar aslında. O yüzden bu CRISPR-Cas9 teknolojisinin dünya düzeninde çok da büyük bir etki yaratacağını düşünmüyorum. Ayrıca genetiğiniz ne olursa olsun başarıyı ve sonucu getiren asıl şeyin çalışmak olduğunu biliyoruz. İşte videonun başında anlattığım Getaka filminde de tam olarak bu noktaya değiniyordu aslında hikaye. Şans eseri doğmuş, genetiği seçilmemiş bir çocuğu. Genetiği seçilmiş kardeşine karşı devamını anlatmayayım. Devamını siz izlersiniz artık. Ama emin olduğum bir şey varsa kazanan her zaman irade ve çalışmaktır. Ne kadar yetenekli olursanız olun. Teknolojinin bizi korkutup kaçırması cehalete götürür. Bu CRISPR-Cas9 teknolojisinde ben de soru işareti bırakan kısmı, etik kısmı olmadı kesinlikle. Sadece teknolojimizin şu an bunu anlayacak kadar yeterli olmadığını düşündüğümden şu an kullanılmamasını destekliyorum. Ama umarım tüm soru işaretleri giderilir ve teknoloji kusursuz bir hale gelir. O zaman mesela bu çocuk ömrü boyunca bu acıları çekmek zorunda kalmazdı. Ya
Ya da dünyada kanser diye bir şey kalmaz. Ya da mesela korona gibi birden ortaya çıkan ve ne olduğunu bilmediğimiz virüsler sistemden çok kısa sürede atılabilirdi. Burada adaleti sağlayacak olan şey zaten bilimsel gelişmeleri durdurmak olmamalıdır. Bilim çözüm bulur, hukuk adaleti sağlar. Yani etik sorunları var diye teknolojiye karşı çıkacak değiliz. Zaten bunun için çok da geç kaldık. Bitkilerin genetiğiyle ve hayvanların genetiğiyle oynadığımız için onların yanında çıkan hastalıkları artık genetikle oynamadan çözmemiz maalesef mümkün değil. İşte Lulu ve Nana'dan beri CRISPR-Cas9 teknolojisinde geldiğimiz aşama burası. Teknoloji geliştikçe ve üstüne bir şeyler eklendikçe ben size anlatmaya devam edeceğim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.